Burası İzmir'in en önemli sembollerinden tarihi asansör. Şehrin gürültüsünden ve hızlı yaşantısından uzaklaşmak, İzmir'i tepeden izleyerek yorgunluk atmak isteyenlerin uğrak yeri. İzmir tarihi asansörü 1907 yılında inşa edildi. Ben İzmir'de yaşıyorum. Asansörü devamlı geliyoruz. Buradaki kafeterya olsun, buradaki ambiyans gerçekten çok hoş. Hikayesi de oldukça ilginç. 20. yüzyılın ilk yıllarında Karataş, Yahudi ailelerin yaşadığı bir semtti. Sahil şeridindeki Mithat Paşa Caddesi ile Halil Rıfat Paşa Caddesi arasındaki yükseklik farkı 58 metreydi. Bu iki yerleşim arasındaki yaya ulaşımı 155 basamaklı sokak merdivenleriyle yapılıyordu. Yukarıda Devidas ailesinin evi, hemen aşağısında ise Nesim Levi adlı tüccarın evi bulunuyordu. Sordular seni neredesin? Baba Davidas bir gün merdivenlerden düşer ve ayağını kırar. Bunun üzerine dostu Nesim Levi asansör yapma fikri geliştirir. Hatta asansör için Marsilya'dan tuğlalar getirilir ve inşaat tamamlanır. Daha sonra tarihi asansörün bulunduğu sokağa Yahudi asıllı Türk gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun adı verildi. Bir de sokağın girişine Dario Moreno heykeli yapıldı. Tarih kokan bu şirin sokaktan geçerken kulağınıza Deniz ve Mehtap şarkısı çınlayabilir. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl İzmirliler 110 yaşını dolduran tarihi asansöre binip nostaljik şarkılar eşliğinde terasa çıkıyor. Rüzgar güldü halime. İzmir'in muhteşem manzarasıyla baş başa kalıyor. Yukarı çıkmamıza değdi, her şeye değdi. İzmir güzel zaten. Efendim? İzmir güzel zaten. Bugün ilk defa geldim. Öğretmenim gezisi sayesinde. Bayağı yüksek olduğu için ben korktum yani. Aşkımız bitti.